Altıma sıçmıştım yok ama bir kere Eurosport'ta çok uyduruk bir maç anlatıyordum. Çünkü bunu büyük bir maçta yapamazsın. Büyük bir maçta atıyorum kafadan. Bu da spikerlikte benim hep yıllardır spiker arkadaşlarımla tartıştığım bir konu. Saçma konusu bu. Mesela Şampiyonlar Ligi yarı finali anlatıyorsun. Off tüptasın. Zaten stattaysan yapabileceğin bir şey yok da yani şeyde anlatım yerinde insanların arasında şey yapamazsın. Ama mesela off tüptasın. Abi bağırsakların bozuldu. Dakika 17-18. Yani maçın ilk yarısının bitimine de. Bağırsak böyle anında bozulan bir şey değil ki. Oğlum bozulabilir. Yani bir saat, bir buçuk saat önce bir şey yemişindir. Hayır, bir saat, bir buçuk saat önce bir şey yemişindir. Geldin kanala maç anlatacaksın. Girdin. Tamam geldi. Ha. Evet. Ne yaparsın diye. Biz çok konuştuk spiker arkadaşlarla. Bazısı yayını terk... Spiker dünyasının sohbetleri de... Tabii böyle. Bazısı diyor yayını terk edersin, başkası gelir. Bazısı diyor görev gerekirse altına sıçacaksın, devam edeceksin. Devrede işte sıçtığını çıkartırsın, değiştirirsin üstünü falan filan. Kürekle. Ben bunu çok genel yayın yönetmenlerine falan da sordum. Genelde abi bu çok altımıza sıçmamamızı öneriyorlar. Yani bir şekilde haberdar edin falan filan. Yok ama şöyle oldu bir kere. Onu hiç unutmam. Daha toy bir spikerim Eurosport'ta 2010-2011 falan ve son derece düşük seviyede bir futbol mücadelesi anlatıyorum. Ya U20 Asya elemeleri falan. Yani böyle hakikaten... Futbolcu göremediğin maçlar oluyor ya. Aynen. İran, Güney Kore, U20 falan anlatıyorum böyle. Allah'a emanet. Ya o maçları 10 kişi falan izliyordu değil mi? Ha aynen. Ben de vardım 10 kişi. Aynen. Abi 10. 15. dakika falan gerçekten böyle karnım inanılmaz ağrımaya başladı. Ulan diyorum yani daha da yarım saat var neyse falan filan işte başka şey düşünüyorum falan. Maçı kaptırmaya çalışıyorum. Ama maç da işte kaptıramıyorsun. Kaptırılmıyor. Ki. Ya orada Real Stimit'i falan anlatsan hakikaten hani ben 11 senede 5000 tane maç anlattım. Sadece o gün değil yani 50 kere de gelmiştir. İşte bir kendi tuvaletinin geldiğini yani sadece büyük de değil çişin de gelir falan filan zartır zurttur. Ama genelde yayına kaptırır kendini gidersin. Yayına da kaptıramıyorum kendimi. Kaptırtmıyor yayın kendine inatla. Abi 30-35. dakika o kadar kötü oldum ki midem falan ondan sonra ayağa kalktım. Ayağa oturamıyorum çünkü. Böyle parmaklarımın ucunda falan duruyorum. 4-5 dakikada öyle anlattım. 40-41 oldu. Yok yani. Uzatma verme diye bağırıyorum. Aynen bir yandan ama inanılmaz bir ter boşalıyor. Yani gerçekten aha dedim ben herhalde altıma sıçacağım. Son derece ben şeyi hızlı bir şekilde kabinden çıktım. Gürsoy diye bir arkadaşım vardı. Başka bir şey anlatmak için kayakla atlama mı ne anlatmaya gelmiş. Gürsoy 41'den bir devam eder misin abi ben duramıyorum dedim. Tuvalete gittim 44'te geri geldim. İlk yarıyı bitirdim. Hiç yani spiker değişmemiş bir sezon.